Telefon hattımızda Belediye İş İkinoğlu Şube Başkanı Ercan Gürünlü var. Hemen tüm bu detayları onunla konuşacağız. Sayın Gürünlü, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, ayrıntıları bir de sizden dinleyelim. İşçilerin, 45 işçinin işten çıkarıldığı bilgisi var bizde. Nedir orada yaşananlar? Şimdi şeyi belirteyim önce. Ben şube başkan yardımcısıyım. Evet. Şimdi biz dün pazar akşamı yaklaşık 400 tane arkadaşla birlikte fen işleri, temizlik ve park bahçeler 2 aydır maaşlar ödenmediğinden dolayı iş bıraktık. Evet. Yani arkadaşlar iş bıraktı. Bu şantiyede de sabaha kadar sabahladık. Yalnız dün yetkililer geldi, maaşların yattığını, arkadaşların iş başı yapacağını söylediler. Arkadaşlar da problemlerinin bir maaş yapmayla çözülmediğini, içeride bir maaşın daha olduğunu, 45 günlük çalışıp da alamadıkları bir ücretlerinin daha olduğunu, burada tuvaletlerin olmadığını, lavaboların olmadığını, burada insanlara insan gibi davranılmadığını, insanların resmen böcek gibi görüldüğünü, işçilerin soyunma, giyinme yerlerinin olmadığını, ya burada işçilerle işverenin en azından bir hukukunun oluşması ve temel haklara karşı saygılı davranması noktasında dile getirdi. Daha sonra belediyede yapmış olduğumuz bir görüşmede bunlarla ilgileneceklerini, bu sorunların çözüleceğini, akşam biz de geldik işçi arkadaşlara açıklama yaptık. Arkadaşlar iş başında olanlar, olacaklar iş başına, iş başında olmayanlar da eve dönsünler dedik. Ne yazık ki 10 dakika sonra geldi, 10 tane arkadaşımızın iş başı yaptırılmadığı bize söylendi. Biz tekrar bir görüşme arkadaşlarla bekledik. Sonra aradılar, o 10 arkadaşın da iş başı yapılacağı söylendi. Hepimiz eve gittik akşamleyin. Sabah saat 5.30'da telefonumuz çaldı. Telefonla uyandık. Arkadaşları işte atmışlar. Biz sabahtan beri buradayız. Avcılar Belediyesi'nde bir yetkili çıkıp da ne kadar insan işte atıldığını, kaç kişi işte atılmış, kaç kişi işe alınmıyor, daha halen bir açıklama yapılmamış. Biz buraya geldiğimizde şantiyede hem özel güvenlik hem polis resmen insanları bir kimlik gebetesine tutarak içeri alıyorlar. Bu gebeteye biz de tabi kaldık. Ben sendika şube başkan yardımcısı olarak beni içeri almıyorlar şu anda. Beni şantiyenin içerisine almıyorlar. Biz burada yetkili bir sendikayız. 6356 sayılı yasa çok açık olmasına rağmen polis de burada şunu yapmıyor. Polis hukuku uygulamıyor. Burada avcılar belediye başkanının oluşturduğu ya da avcılar belediye başkanının hukukunu uyguluyor. Yani burada bir hukuksuzluk hak safhada. Akşamdan beri biz burada 3 gündür tomaların gölgesinde, çevik kuvvet bölgesinde kendi iş yerimizde durmaya çalışıyoruz. Resmen belediyenin önü, dün gittik, belediyenin önünde havlukaya almışlar çevik kuvvet, toma. Sayın Gürünlü, evet siz de söylediniz, biz de içeri alınmıyoruz dediniz, bahsettiniz. Dün işçiler iş bırakmıştı ve görüşmeler yapılmıştı belediye yetkilileriyle. Bazı sözler verilmişti. İşçiler kazandı demiştik. Peki bugün ne oldu? Belediye sözünde durmadı mı? Bu işten atmalar neden? Zaten temel sıkıntı burada. Gidip konuşuyoruz. Her zaman bize söylüyorlar, biz geliyoruz, daha tersi oluyor. Evet. Biz burada sorun çıkmaması, problem çıkmaması, insanların insanca çalışabilmesi için, evine ekmek, aş götürmesi için burada çaba harcıyoruz. Bakın bu işçiler toplumun en düşük kademesinde çalışan işçilerdir. Bu işçiler bugün insanlar kendi çöpünü tırnakla alırken bu işçiler dört elle çöpe sarılıp alıyorlar. Bunların çalışma yaşamına bile bir saygı yok burada. Yani burada yapılanlar hiçbiri nizami, kurallı bir kural içerisinde yürümüyor ki. Burada tamamen bugüne kadar alışıla gelmiş, aynen işverenlerimiz şunu söyleyebiliyor. Bu işçiler artık bizi dinlemiyor, sendikayı dinliyor. Bunların işte çıkma nedenlerinden biri de budur. Şimdi bir örgütlemeye bu kadar bir tahammülsüzlük olabilir mi? Bu örgütlemeye karşı böyle düşmanca, böyle ben yaptım, ben ettim olarak insanları yok sayma olabilir mi? Şimdi avcılar belediye başkanı onu bırakmamış, bir de basına müthiş bir sansür uygulanıyor.
biz şu anda basın kuruluşlarına dışarı çıkıp demeç verebiliyoruz. Ya da telefonlarla katılabiliyoruz. Resmen burada basına karşı bir sansür uygulanmıştır. Evet. Şimdi kendisine devrimciyim, demokratım, ilericiyim diyen belediye başkanları iktidara geldiğinde ne kadar sansürcü olabiliyorlar, ne kadar işçi düşmanı olabiliyorlar, ne kadar emek düşmanı olabiliyorlar. Bu da Avcılar Belediyesi'nin özgüründe bunu canlı yaşıyoruz ve günlerdir görüyoruz. Evet, işten çıkarmaların bir sebebi de örgütlenmeye olan tahammülsüzlük dediniz Sayın Gürünlü. Peki bundan evet, sonra ne yapacaksınız? Belediye yetkilileriyle yeni bir görüşme olacak mı? Şu an iş bırakma gibi bir şey söz konusu mu? Şu anda fiilen işin bir kısmı durmuş. Zaten bugün 30 Ağustos bayram olduğundan dolayı çok işçilerle buluşma gibi bir ama şu an 250-300 tane işçi kapının önünde duruyoruz. Yani mücadelenize devam edeceksiniz. Tabii. Yani burada mücadele ediyoruz. Bu mücadeleni biz burada bir tane arkadaşımızı verme gibi bir niyetimiz yok bu koşullarda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürünlü aktardıklarınız için. Evet. Sesimizi duyurduğunuz için ben size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz.